İstanbul'daki bir hastanede muhteşem bir tesadüf yaşandı. Üç anne evlatlarına ikinci kez can oldu. Anne yüreği bambaşka. Onlar hemen yardıma koştular çocuklarına. Evlatlarına bir kez daha can oldular. Bir saniye bile düşünmeden vücutlarından bir parçayı feda ettiler. Böyle güzel bir manzarayla daha önce karşılaşmış mıydınız hocam? Şöyle bir bakar mısınız? Evet, yani çok mutlular. Gerçekten nadiren böyle de olsa güzel bir tesadüf oldu. Ya bir umut deyip uzun yıllar diyaliz tedavisi alacaklardı ya da uygun bir böbrek için o böbreği kendilerine verecek bir verici arayışına gireceklerdi. İşte tam bu noktada o merhametli anneler bir kez daha devreye girdi. Bir an bile düşünmeden evlatlarına böbreklerinin birini bağışladı ve ortaya böyle mutlu bir aile tablosu çıktı. Ramazan Arslan, Ertan Boztepe, Özay Özkaya. Üçü de annelerinin fedakarlığıyla hayata döndü. Annelerin hakkı ödenir mi? Annelerin hakkı ödenmez kesinlikle yani. Tekrar canından can verdi bize, öyle diyeyim ben. Diyalizden geliyordu, gözleri böyle kapalıydı, uyuyordu. Aklım başımdan gitti. Ben hiç tereddüt etmeden yani seve seve yani oğluma böbreğimi verdim. Hiç kimse yarım insan değil, yarımlar vardı. Onlar da tamamlandı. Verenler de yarım olmadı. Onlar da tam olmaya devam ediyorlar. Anne yüreği neye dayanıyor ki? İsterse böbreğin kaç tane olsun. Herkese, evlatların hepsine verirsin. Her hastaya veririm oğlum ben. Bir an bile düşünmüyor. Yok. Evlat için düşünülür mü öyle bir şey? Bize bir can vermekle yetinmediler. İkinci canı da verdiler. Ben 60 yaşıma girdim dedim. Bundan sonra bir daha 60 yaşıma girecek halim yok. Git dünyaya kadar gidecek bana bir böbrek yeter. Yanım bu şekilde olduğumu düşününce ya bütün içini gücünü bırakıp dedi ki ya oğlum kurtulsun bir an önce, hayatına kavuşsun. Gerçekten de Allah razı olsun. Dediler verici bulman lazım. İlk annemi şey yaptık. Onda da bütün tahlillerimiz tuttu. Aynı hastanede gerçekleştirilen nakiller sonucunda aynı gün taburcu oldular. Fedakar annelerinin ellerini öpmeye de doyamadılar.